Number One Star programından herkese merhabalar. Son günlerde Mış gibi şarkısıyla listeleri alt üst eden bir ismi bugün konuk ediyoruz. Evet, Pınar Soykan, hoş geldin. Hoş bulduk. Sizi bu stüdyoda ağırlamak ne güzel. Bizim için de öyle. Uzun zamandır çünkü düşünüyorduk, bir türlü gerçekleştiremiyorduk. Şarkı geçti. Buna kısmetmiş. Siz hatta dediniz ki bir sonraki şarkıda gelelim. Ben dedim ki yani olmaz. Yani çok yani şey olacak. Ona da geliriz. İkisinin ortasında yapmış olacağız. Doğru söylüyorsun, evet. Şimdi iyi oldu. En baştan başlayacağız. Tamam. Ama yeni bir şarkı çıkaracaksınız. Onun tarihi belli mi? Ne zaman çıkaracaksınız? Vallahi bugün start vermeye karar verdik. He. Evet. O daha var yani. Var. Okey, tamam o zaman. 3 hafta, 4 hafta. Süper. Daha var yani. Süper. Evet, evet. Çünkü bu şarkı iyi gidiyor. Radyo listelerinde de tırmanmaya devam ediyor. Bu şarkı özelinde şunu sormak istiyorum. Ya Gülben Ergen bir zamanlar yorumladı. Evet, sözü müziği evet. Kimindi bu şarkının? Sevgili Sezen Aksu'nun. Evet. Sezen Aksu'dan aldınız bu şarkıyı. Evet, evet. Bila bedel aldınız. Aynen öyle. Sezen Aksu severek verdi. Vallahi çok teşekkür ediyorum bütün şarkıcı arkadaşlarım adına da. Demiş ki alsın çocuklar istediği gibi okusun demiş. Evet. Gerçekten çok evet. Gönlü büyük bir insan. Gerçekten Sezen Hanım muhteşem bir karar verdi. Eski şarkılarımı herkes okuyabilir. Açıyorum herkese dedi. Bu çok güzel bir şey. Ben de eğer hani böyle bir kişilikte olsaydım ben de yapardım. Hiç yani para düşünmezdim. Ne güzel. Sezen Hanım o yüzden işte Türk popunun kraliçesi. Evet, yani o evet, yüzden diyoruz evet, Türk popunun evet. Mihenk taşı diyoruz. Sevgilerimizi gönderiyoruz buradan Sezen Hanım'a. Aynı şekilde. Fakat çok güzel bir aranjeyle, çok güzel bir düzenleme ve yorumla, daha dinamik bir yorumla değil karşımıza mi? Çıkardınız ve çok da sevdik. Özellikle hani radyocular çok sevdi. Çok teşekkür ederim. Geri dönüşler nasıl? Vallahi muhteşem. Yani açıkçası biz bu kadar iyi olacağını düşünmemiştik. Çünkü böyle bir arafta kaldık. Acaba yapsak yapmasak falan böyle. Nasıl olur derken hatta iki aranje şeklinde oldu bu. İkinci aranjeye karar verdik. İlk yaptığımız Gülben Hanım'ınkine daha çok benzer olduğu için dedim ki o zaman cover'ın bir anlamı olmayacak. Hı hı. Biraz daha farklı bir aranje yapalım. Sağ olsun Alper Atakan da uçurdu. Evet. Son zamanlarda çok başarılı işler yapıyor evet, Alper evet, Atakan. Evet. Hatta geçenlerde bizim video müzik ödüllerinde de İrem Derici ile beraber çok güzel o şarkı. O yılın şarkısı ödülünü aldı ve dolayısıyla daha doğrusu İrem Derici'nin söylediği şarkıda Affeder mi aşk bizi şarkısında geldi, ödülü aldı gitti. Yani bir süre sonra bir sound değişikliğine gitti o şarkıdan sonra bence Türk pop müziği. Kesinlikle öyle. Evet. Kesinlikle. Güzel olmuş, tebrik ediyoruz. Çok teşekkür başarılı ederim. Bir şey var, organizasyon var işin arkasında. Çok profesyonel bir çalışma var. Evet. Müthiş bir ekip var. Bütün ekibime teşekkür ediyorum senin aracılığına. Evet. Şimdi bir ara verelim. Tamam. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Tamam. Evet sevgili dinleyiciler ve sevgili seyirciler. Konuğumuz Pınar Soykan. Birazdan buradayız. Evet konuğumuz Pınar Soykan. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki hit şarkısıydı bilemedim. Mış gibi isimli fonda dinlettirdiğim şarkıyla gündemde ve gerçekten de çok da sevildi bu şarkı. Herhalde ben sevdim bu bilemedim. Şey pardon. Bilemedim'i de sevdim mi? Mış gibi de sevdim gibi. Ben dinlemiştim bu şarkıyı. Çok sevmiştim. Hatta siz gerçekten kararsızdınız. Evet evet. Acaba evet, yapsak doğru. Mı yapmasak mı? Böyle mi olsa öyle mi olsa diye. Ben çok beğendim. Çok güzel demiştim yani. Ekip de öyle kalmıştı. Evet. Habil Bey de istememişti ilk başta. Evet. Habil Bey hiçbir şey istemez. Yok. Habil Bey dinlerseniz. Doğru neyse onu istiyor. Habil Bey doğru neyse onu ister. Habil Bey'i dinlemeniz lazım. Dinliyoruz zaten. Hiçbir şey istemez ama onu dinlemeniz severek lazım. Dinliyoruz hem de. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Evet. Şimdi tabii bizi mahcup ettiniz. Böyle pastalı mastalı ziyaret yaptınız. Yeni yerimiz mi? Diye. Evet. Ya da evet, ilk defa doğru. Yeni buradan, yer diye. Buradan bizi ziyarete gelecek olan herkese söylüyoruz. Yeni yerimizdeyiz. O yüzden eliniz boş gelmesin. Eski yere gitmeyin sakın. Şimdi tabii şu anda biz sizi ilk defa konuk ettiğimiz için en başa dönelim. Dönelim. 2011. 2011'den de çocukluğunuza gir. Olur, o da olur. Şarkı söylemeye ne zaman karar verdiniz? Çocukluğumda. İşte. Yani. Çocukluğunuzu dinledim. Ama öyle, gerçekten öyle yani. O zaman başladı. Bir de bende şöyle bir şey de vardı. İnsanın içinde derler ya hani hangi mesleği taşıyacağı. Hı hı. Çocukları çok seviyordum. Öğretmen oldum ilk önce. Anaokul öğretmeni. Günde 5 tane kıyafet değiştiriyordum. Koltukların üzerinde pozlar verip böyle şekiller bir şeyler. Manken oldum. Podyum mankeni. Ve zaten hani şarkıyı sürekli dışarıda, evde, banyoda yani söylüyordum. Şarkıcı oldum. Böyle bir şey yani. Eskiden
böyle manken ya da modellerin şarkıcı olması falan eleştirilirdi. Ya da bir başka meslekten gelip de şarkıcı olan doktor adam mesela ne işin var senin git doktorluğunu yap falan. Evet. Böyle eleştirirlerdi. Artık yeni dünyada herkes şarkıcı, herkes artist, herkes oyuncu, herkes influencer. Herkes yapabildiği her şeyi yapabiliyor. Yani, layığıyla yapıyorsa tabii canım, alkışlarız. Tabii yani. Bence herkes her şeyi yapabilir. Yapabilir. Yani bir tane yapar, ikincisini yapamaz. Veya hani hepsini birden yapsın. Yani hiç önemli değil. O da olabilir. Yurt dışında sanatçıları görüyorsunuz yani. Bir Jennifer Lopez mesela. Evet, evet. Önce oyuncuymuş. Oyuncuydu. Sonra dansçıymış. Sonra şarkıcı olmuş. Ama hepsinde de başarılı. Hepsinde çok başarılı. Bir Latin Amerikalı olarak. Onun zorluklarını da işte anlatıyor. Geçen belgeselini izledim. Evet. Çok keyifliydi. Super Bowl'lara falan çıkıyor. Ödüller alıyor. Oyunculuk konusunda vesaire. De aday gösterilmiyor. Üzülüyor falan. Evet. Yani geldiğimiz noktada bir dünya starı. Sabır çok önemli bu işte. Ve tabii çalışmak galiba. Tabii ki çalışacaksın yani. Ekip. Durmayacaksın. Araştıracaksın. Ekip işi. Zaten ekip yani. Arkanda ekip olmazsa zor iş yani bu. Evet. Kaç tane şarkı oldu o günden bugüne? 2010 yılından bugüne? Vallahi 13 single, bir tane maxi single'ım var, albümüm var, 14-15 falan yani. Çok iyi. Bayağı bir mesafe kat etmişsiniz yani yaklaşık 10-11 senede. Var. Doğru. Peki, bu böyle yeni bir dünya düzeni var. Yani yeni bir dünya düzeninde, dijitalleştiğimiz bir düzende yeni bir tüketim alışkanlığı da ortaya çıktı. Her şeyi hemen tüketmek istiyoruz. Hemen şu çayı mesela ben hemen hop 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 içiyorum. İçtin çayı. Değil, sırada başka çay var mı? Yani müzikte de böyle bir tüketim var. Aşırı, nasıl yapacağız? Yani bunu nasıl yakalayacağız? Siz ne yapıyorsunuz? Yahu şarkıyı çıkarıyoruz, klibi çıkarıyoruz. Bana ertesi gün Instagram'dan abla şarkı ne zaman? Ne? Ya daha dün çıktı. Gerçekten bak yazıyorlar. Yeni şarkı yani. Ne zaman diyorlar? Yeni şarkı nasıl yani? Dinledin bitti tamam bir daha. O oldu canım. Tabii çok kolay bu işler zaten. Öyle olmuyor yani. Ben önce kızıyordum. Diyordum ki ya bu rapçiler niye haftada bir şarkı çıkarıyor? Meğerse millet onları gaza getiriyormuş yani. Evet, şimdi rapçi dediğim de yanlış anlaşılmak istemem. Yeni dönem müzik yapan arkadaşlardan bahsediyorum. Yani kısa müzik yapıyorlar. Kısa metrajlı. 1,5-2 dakikalık şarkılar yapan arkadaşlar var. Evet. Herhalde onlar da çabuk tüketilsin diye. Hı-hı. Bir içerik üreticisi gibi onlar. Şimdi uzun şarkı da dinlenmiyor açıkçası. Yani önceden 3-4 dakika, 4,5 dakikalar vardı yani. 6,5-7 dakika vardı. Yani. Bilsem ki bir daha. Evet, bitmeyen. Hiç bitmez yani. Bir de şey vardı. Gökhan Özen'in aramazsan 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 öyle gidiyordu yani. Ya da benim gibi olmayacak. Benim doğru gibi olmayacak. O geri tekrar. Doğru valla. Ben ne yapardım? Onları da çocuklar çok seviyor işte. Ben ne yapardım? Oralarını böyle keserdim. İndirirdim böyle 3 tekrar 2 tekrar da bitirirdim. Yani radyoda sıkılır. Evet. Bir gün bir sanatçı aradı beni. Hı-hı. Dedi ki ya benim şarkı biraz önce başladı bitti dedi. Bir problem mi oldu dedi. Yenisini yollayayım dedi. Yo dedim yani. Nasıl yani dedi. Ben dedim orayı biraz editledim dedim. Ne editi kardeşim dedi. Benim şarkı 7 dakika sen dedi. 3 dakikada ki o zaman 3 dakika indiriyordum. Evet. 3 dakikada dedi böyle bir şey hakkınız yok falan. Ne yapalım o zaman yayınlamayalım dedim. Yani Avrupa'da, canım, Amerika'da radio edit diye bir şey var. Yani bugün dünya starları da o dönemde uzun versiyonlarını dijital için yapıyorlardı. Kısa versiyonlarını da radyo için yapıp yolluyorlardı. İşte yani televizyon için de aynı şekilde bazı şeyleri blurlamak zorunda kalıyoruz. Evet. Ama YouTube için hani olmuyor falan hani bunları hazırlamak gerekiyor. Yani karşı tarafa bırakmazsak o zaman daha rahat ediliyor yani. İçinde küfür ve de sinkaflı kelimeler barındıran şeyler de bugünlerde özellikle gençler tarafından beğeniliyor. Ve bunun bilincinde olan bir takım işte üreticiler de bu yönde üretmeye devam ediyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Günün birinde mesela öyle bir şey yapsanız nasıl olur? Ben değil mi? Yapar mısınız demiyorum. Yapmayacağınızı biliyorum da. Yani ben yok yapamam yani. Değil mi? Hani benlik bir durum değil. Ama şöyle bir şey bazılarına da yakışıyor açıkçası. Yani ben kınamıyorum kesinlikle. Tarz meselesi yani. Hakikaten APO falan böyle ne bileyim onların güzel yani bazı şarkıların şeyleri. İşte o yeni çocuklar var isimlerini unuttum şimdi. Onlar da. Evet evet. Yani yeni neslin enteresan bir beğenisi var, bir algısı var. Evet. Yoksa acaba oraya doğru bir yönlendirme mi var? Hep bu şu anda piyasada konuşulan konular arasında yer alıyor. Ya bizler de biraz böyle match etmeye çalışıyoruz işte hani yaptığımız şarkılarda. Yani ama popu da öldürmemek lazım. Hayır. Ben küfürü tasvip etmiyorum değil, bu arada. Asla tabii ki yani. O bir popçunun affedersiniz yani
Bugün aklımıza gelen herhangi bir popçunun düşünsenize şarkısında küfür kullandığını, ortalık ayağa kalkar yani. Derler ki sen ne yapıyorsun filan. Yani çünkü diğer kesimde çok fazla önemsemiyorlar. Yani diyorlar ki normal hani onlar... hayatında zaten çok kullanıyor popçuların bazıları. O yüzden hani bir de şey olursa olmaz yani. Evet, evet. Peki o zaman bir ara verelim, aradan sonra devam edelim. Pınar Soykan konuğumuz, programımız devam ediyor, bizden ayrılmayın. Bu kısa aranın hemen sonrasında konuğumuzla sohbetimizi sürdürelim. 4 yıl önce Mesela diye bir şarkı yaptınız. Mesela. Mesela. Tam bu pandemi başlarken galiba ya da bir sene öncesi. Sonrası. Öncesi. 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 Sonra bir şey yapmadım diyecektim. Yanlış oldu. Peki bu giyim kuşam işlerini nasıl yapıyorsunuz? Özellikle kadın solistler hep böyle giyim kuşamlarıyla konuşuluyor. Bazıları böyle çok dekolte giyiniyor. Bazıları normal giyiniyor filan. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şöyle, zaten hani benim bir modellik geçmişim olduğu için hani ne giyeceğimi, nasıl bir kıyafet taşıyacağımı gayet iyi biliyorum. Proporsiyonumu bildiğim için. Bir de hani ben böyle yerine göre ve üstüme yakışanı, hani işte o modaymış, o bilmem neymiş diye hani gidip de onu giymeyi sevmiyorum açıkçası. Hı hı. Üstüme yakışırsa ben pazardan bile giyinirim yani, öyle. Keyfime göre. Bir takıntım yok diyorsun. Yok, asla. Modacılarla çalışayım filan. Modacılarla şöyle özel zamanlarımızda, hani işte klip zamanı, fotoğraf çekimi, işte ya da bir ödül falan, hani öyle şeylerde tabii ki. Yani onlara daha önem veriyorsun ama normal hayatta ben sadeliği tercih ediyorum. Yani mesela üzerinizde çok şık bir mont var. Evet. Kaç bir senelik mont, mesela? Bu mont normal herhangi bir mağazada satılan bir mont mu? Yoksa bir modacının tasarladığı bir mont mu? Yok, normal. Normal. Herhangi bir butikten. Ama hala model gibi duruyorsunuz. Teşekkür ederim. Hani duruşunuzdan bir şey kaybetmemişsiniz. Biraz kaybettim. Biraz kaybettim. Yok yok. Hani proporsiyon. Bir fizibilite olayı var ya insanda da, duruş muruş falan böyle. Hı. Onlar çok dikkat ediyor şeyler, modeller. Evet. Günlük hayatlarında da yemek yerken de böyle duruyorlar falan sürekli. Alışıyorsun, sopa yutmuş gibi yürüyorsun yani. Aynen. Öyle bir şey. Sonra şimdi bütün hayatında devam ediyor insanın alışkanlıkları. Yani... çok da etmiyor aslında. Hani artık o işten çıktın, hani daha rahatsın, oturman falan, daha böyle bir işte. Vücut oturtmuş onu. Evet, evet. Sizin bir kızınız var. Aa, öyle mi? Kızınızın cinsi ne? Yani şöyle arkadaşlar, Pınar Soykan sevimli küçük bir köpeği Toy var. Toy Poodle. Adı kızım. Kızım adı. Adı ne diye soruyorlar? Kızım diyor. Evet. Ay, adı ne diyorlar? Kızım diyor. Ay, tamam, kız tamam da diyorlar işte, adı ne? Çok komik şeyler yaşıyorum ya. Ya hani kız olduğu için öyle kızım dedim ve dedim ki kızım kalsın. Hani işte evin içinde aileden işte biri Pudi diyor, biri Puding diyor. Onlara da bakıyor ama. Hmm. Alışkın yani. Ama ben kızım diyorum. Hoşuma gidiyor. Ne güzel. Hı-hı. Bence çok güzel olmuş. Tam da böyle oturup ben bir sene... Sizin fotoğrafı paylaştım, kızımın fotoğrafını. Herkes bana soruyor. Yeni mi aldın bunu? Nedir? İşte kaç yaşındadır bilmem ne falan. Bilgilerini bilmiyorum. Bir arkadaşımızın falan diye yazdı. Kaç çok yaşındaydı? Çok başka ya. 2,5'a girecek işte. Daha ufakmış. Ufak ufak. Güzel. Daha önce de beslemiş miydiniz hayvan? Hayır, hiç beslememiştim. Ya. Hiç beslememiştim. Bu nereden ilk oldu peki yani. Bu fikir? Şöyle, eşimin kız kardeşinde vardı. Ben ona şey, cici annelik yapıyordum resmen yani, öyle diyordu onun ufak oğlan. Sonra eşim dedi ki yani bence biz de evlat edinelim, hani öyle bir şey düşündük falan, öyle oldu yani. Evet. Şimdi benim bir şey söyleyeceğim, benim sorular orada kalmış, oradan alacağım birazdan devamını. Okuyayım ben sana. İşte okumazsanız memnun olurum. Tamam. Şarkıcılık yapmazsanız ne olurdunuz? Bir gün ne yaparsınız? Artık şu anı düşünüyoruz yani. Şöyle. Eskiden değil, şimdi. Anaokulu öğretmenliğine yine devam ederdim herhalde. Yani kesinlikle öyle. Zaten 99 depremi olmasaydı ben ne İstanbul'a gelecektim belki. Yani kader beni bu tarafa sürükledi Aslen diyebilirim. Aslen Kocaeli Gölcük. Gölcük'ten geldiniz. Gölcük'ten geldim. 99 depreminde Gölcük'te etkilenip Avcılar'a gelenlerden. Avcılar? Öyle diyorsun. Şaka yapıyorum. Peki. Yok, aynı oranda Avcılar da etkilenmişti. Biz de Avcılar'daydık o zaman. Doğru. Yani gerçekten korkunç zamanlardı. Bugün ama baktığımızda hiç aklımıza gelmiyor. Ya şey, annem çalışıyordu o zamanlar. İşte bir tane kadın gelmiş.
iş yerine, ben demiş fal bakmak istiyorum demiş, ama demiş çay falı bakmak istiyorum size demiş. Ondan sonra annem de hani gariban parasını verelim demiş, hani şey olmasın, yok demiş, ben hani çayınız için ben bakacağım size demiş. Ondan sonra kadın demiş ki, kızın demiş 17 Ağustos'ta öyle bir şey yaşayacak ki bütün dünya duyacak yani demiş. Ama ne iyi ne kötü hiçbir şey söylemiyor. Ve 17 Ağustos'ta yani çok kötü bir şey oldu yani. Hani sizin evde herhangi bir problem oldu mu? Şöyle oldu. Bizim ev denize sıfırdı. Fay hattı geçti altından. Daha sonra yıktırdık. Çünkü eve herhangi bir göçük müçük olmadı yani. Yok. Ben 17 Ağustos'la ilgili hikayemi anlatayım size. Çok kısa. Hadi anlat. Ayağım çatladı. Nereden düştün? Uçtun. O zaman gece programı yapıyorum. Hı-hı. Gece geldim. Hı-hı. Saat 3 bir arkadaşımla telefonla konuşuyorum. Arkadaşım diyor ki deprem oluyor diyor. Oğlum bir şey olmaz diyorum lan. Hiç mi deprem görmedin sen de filan diyorum. Fakat geçmiyor deprem. Geçmiyor. Devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor filan. Evde de tekim böyle. Kapıyı açıyorum açamıyorum. Kapı sıkıştı. Artık atmak gitti. Ve ilk aklıma gelen o kadar korkunç bir gürültü ve böyle oynuyor zemin ki Avcılar'daydıysa o zaman. Atladım camdan. Yani çok böyle bodoslama atladım. Çok öyle çok oldu. O zaman ayağımı şey yapmışım. Hmm. Neydi onun adı? Çatlatmışım. Tam böyle caddeye çıktım. Yine o sıcaklığıyla hissetmiyorum. Böyle pat, küt filan böyle balkonlar düşüyor filan böyle korkunç bir gürültü. Evet, evet, evet. Bizim Aylin Coşkun şarkıcı. O da bana yakın oturuyordu. O da böyle şeydeymiş, lavabodaymış. Lavabodan çıktığı gibi bağırıyor ama nasıl bağırıyor yani. İmdat, deprem oluyor filan. Böyle ben tuttum onu, tamam sakin ol. Böyle şoka girmişti yani. Tabii canım. Ondan yani sonra yani tuttum bağırıyor İnsan hala. Delirir, deprem oluyor, imdat, deprem oluyor. Delirir, kalp krizi geçirir, her şey olur yani. Tabii kalp krizi geçirenler de oldu. Var, ya korkunçtu, Allah bir daha yaşatmasın. Amin inşallah. Ama yetkili mercilerimiz, yerel yönetimler, merkezi yönetimler bir an önce İstanbul'da ve diğer şehirlerde bu depremle ilgili hiçbir tedbir alınmıyor. Yenilemeyi, dönüşümü tamamlasınlar. Yok yapılıyor da biraz yavaş gidiyor açıkçası. Biraz hızlanması lazım. Çünkü depremin ne zaman olacağını yani, Allah bilir. Yani o yüzden tedbirli olmak gerekiyor ama bilmiyorum, İstanbul'da hiçbir şey yapılmıyor bence. Geçen Kuşadası'nda 4.2 idi yazın. Evet, evet. Sallandık. Ben uyumaya devam ettim. Bana diyor ki evdekiler ne yapıyorsun? Dedim ben 17 Ağustos'u görmüşüm ya. Bunu keser mi beni? Tövbe estağfurullah. Aileyse içim karardı. Asla yapmam deyip sürekli yaptığım bir şey var mı? Asla yapmam ama sürekli yaparım. Asla yapmayacağım bir daha. Çünkü çok iyi niyetliyim. Hani işte kırıldığım zaman diyorum ki mesela tam bir daha yapmayacağım. Asla yapmayacağım ya, hak etmiyor falan, gene bildiğimi okuyorum yani. Tolerans. Sıfırı yok bende çok. Namur One Star programı devam edecek. Konuğumuz Pınar Soykan. Bizden ayrılmayın. Evet, bu aranın hemen sonrasında devam ediyoruz. Kendi aramızda şimdi Belki'yi konuşuyorduk. Dedi Bülüman'ın Belki şarkısını bugünlerde de çok çok çalıyoruz. Sıkça çalıyoruz. Ardından dedik yani dinleyelim. Reklamdan sonra o şarkıyı dinleyelim dedik. Dedi Bülüman grubu da sanıyorum bugünlerde çok başarılı çıkan çok başarılı gruplardan evet. Birisi. Son zamanlarda çok müzik grubu çıktı. Hiç böyle şey hayaliniz oldu mu? Bak şimdi geldi aklıma. Bir müzik grubu, bir kızlar grubu, bir Spice Girls falan vardı işte bizde de hepsi grubu falan. Evet. Böyle bir grup şey oldu mu? Hayali oldu mu? Vallahi ben öyle bir hayal kurmadım hep açıkçası. Solist olarak çıkmak hani, istediniz. Hani şey olabilir, hani düet olur ama hani öyle birkaç kişiyle, o da çok zor bir iş aslında. Yani onu tutturmak. Grup işi çok zor. Çok zor. Evet. Ondan sonra grubun içinde işte çatışmalar, bilmem neler işte. Öyle görüyoruz işte o hepsi grubu. Kızlar çok tatlıydı ama yürütemediler. Bir yere kadar oluyor işte. En uzun grup herhalde MFÖ oldu. Evet onlar. Dağılsa da barışıyorlar, ayrılsa da birleşiyorlar. Aynen, yani aynen, iki sene farklı. Sonra da olsa birleşiyorlar. Doğru. Düet fikri, böyle kadın kadına düet fikri var mı sizlere? Ay bana hep diyorlar ki Yıldız Tilbe ile yapsana ama ben onu Yıldız'a sormuştum. Yok hayatım yapamam dedi. Yani. Kimle düet yapmak istersiniz? Kimle? Kadın. Erkek. Ha, kadın erkek. Bir kadın kadına düet konusu vardı, gündemdeydi evet, de. Evet evet. Hatırlıyorum şimdi, ondan dolayı kadın yapan dedim. Yapan var mıydı? Kadın erkek yok.
Emel Müftüoğlu yapmamış mı? Son dönemlerde yapan yoktu. Yok, o çok eski. Evet, evet. Tabii. Ya olsa niye olmasın, bence o da denenebilir yani. Müzik her şeye açık bir şey. Şu anda mesela kiminle düet yapmak istersiniz? Senin. Varım. Varım diyorum. Hemen arıyorum. Hemen. Benim bestecileri arıyorum. Alo. Alo Sinan. Evet. Otomobile dizel yerine benzinli yakıt almışsın ama o senin suçun değil yani, o yakıt istasyonundaki yorgun çalışan dostlarımızın bazen öyle hataları olabiliyor. Evet, olabiliyor. Evet. Aslında orada var. Yazıyor. Yani depoda yazıyor dizel mi? Dün bana sordu, ben şok oldum. Dedim ki abi ben şu an bildiğimi unuttum dedim. Bir bakalım mı ne yazıyor orada. Değil mi? Yani. Soruyorlar öyle. Evet evet. Ama ben de bazen öyle bir şey. Hayır, bildiğin halde çelişkiye düşüyorsun. Sorunca. Aynen. Sorunca öyle bir şey yaşıyorsun. Evet. Hiç neydi? Kafayı yormamışız ona. Doğru. Çok haklısın. Çok bayıldığın bir özelliğin var mı? Ya bayılıyorum benim bu özelliğime dediğin. Ya ben değil de karşımdaki insanlar, yani naifliğimi ve hani çok şefkatli olduğum için ve huzurlu bir insan olduğum için yanımda olmaktan mutluluk duyan insanlar var yani. Genelde bulunduğun ortamda, aile ortamında veya herhangi bir yerde, akrabalar, arkadaşlar, ortamlarda benim sözüm geçer der misin? Yok, yoksa hiç öyle çıkıklık yapmam. Yapmam. Ortama ayak uydururum diyorsun. Ortama ayak uydururum. Söyleyeceğim zaman hani konuşurum, söylerim ya da çok zor sinirlenirim mesela. Hani bam telime anca hani öyle basılacak ama söyleyince de lafı oturturum yani. O şekilde. Peki 3 tane dilek hakkı verilse ve bunların 3'ü de gerçekleşecek olsa ne dilerdin? Neleri dilerdin ne daha dilerdim? Doğrusu? Sağlık hep olsun tabii ki. Para da olsun, o da olmaz. Onsuz olmaz yani. Bir de ne? Üçüncü? 3 ne olsun? Teknoloji. Ne oldu teknolojiyle? Teknoloji. Yani sırsız teknolojinin nimetlerinden faydalanacaksın. Benim aklıma o geldi şu an. Ha. Gibi. Eşim olsa öyle cevap verirdi teknoloji diye direkt yani. Teknoloji hastası kendisi. Evet, evet. Kendinizi 3 kelimeyle bir tarif eder misiniz? Az önce söylediğim gibi işte yani. Mülayim. Mülayim. İyi niyetli. İyi niyetli. Saf mı yoksa saf görünen? Saf ama temiz saf yani, öyle salak saf değil. Öylesi de oluyor. Öyle de var. Karşınızdaki insandan ne bekliyorsunuz? Saygı. Herkesle. Yani bu eşim de olsa saygı çok önemli bir şey. Evet. Onu kaybedince, çünkü her şeyi de kaybediyorsun. O zaman vazgeçilmezinizi soralım. Bu dünyadaki vazgeçilmeziniz ne? Ya da neler? Ailem. Ya gemi battı. Aha. Kurtaracaksınız 3 kişiyi. Çok güzel. Kimler var? Gideceksiniz bu dünyadan. Dünya batıyor. Size bir şey verdiler. Uzay kapsülü. Bununla uzaya gideceksiniz. Orada bir hayat. Kim gelecek? 3 kişi kim olabilir? O gemide kim var? Ona göre. Gemide siz varsınız ama sizinle beraber 3 kişi gidecek. Tamam ama siz kim? Seçeceksiniz. Seçeceğim. Tabii. Kimi seçerdiniz? Yani şimdi orada kim var işte, onu bilmediğim için yani. Hayır canım, herkes var. Kim olsun, o yolcu önemli. Yolcuları siz alıyorsunuz. Siz 3 kişiyi yanınıza alacaksınız. Başka kimse yok. Bir tek Pınar Soykan kurtuluyor. Dünya batıyor. Cesaretli biri olması lazım yanımda. Fark etmiyor. Yani kimi tercih ediyorsun? Tamam. Şu anda bu tercihinize göre insan 3 kişi sizinle çok iyi dost olacak ya da sizinle işte adada devam edecek. Diğerleri size veda edecek. O yüzden söylemiyorum. O yüzden demiyorum. Anladım. Diyemem. Şimdi anladım. Peki yani bundan sonraki müzik kariyeriniz nasıl devam edecek? Mesela bu sound'da devam edeceksiniz ve ardından hayalini kurduğunuz konserler, sahne, nasıl bir şey, bir iş modeli düşünüyorsunuz? Yani şöyle, bu hani sound'da devam edebilirim tabii ki ama belki bir trap okurum, belli mi olur? Neden olmasın? Yeni nesil bir şarkı. Yeni nesil bir şarkıcı. Trap bir şarkı olabilir. Yani bir evet. De bana yakışacağını düşünüyorum. Çünkü trap böyle biraz arabesk
tarzı oluyor ya, böyle değişik bir şey. Yani arabesk trap. Yani arabesk diyorum ben o kategoriye. Ya hepsi, yani ne söyleyeceğimi bilmiyorum ama. Ama çok seviyorlar. Evet. Evet. Yani işte bu son dönemin en popüler şarkıcılarına bakarsanız hepsi arabesk yapıyor. Ben üstte arabesk, altta trap. Evet, Funda Arar'la Semih Cenk, onu çok beğenmiştim. O da çok güzel. Mustafa Ceceli çok yaptı bu örneklerden. Mustafa Ceceli artık düet yapmasın, kendi yapsın. Sürekli biriyle. O pop müziğimizin düetisyeni. Düetisyeni. Kendisi evet. Bir düetisyen. Ne bileyim, o kadar da çok ya. Sonra bir de Serdar Ortaç geliyor arkasında. Serdar var. O zamanlar Ferhat Göçer vardı. O bıraktı. Ne oldu Ferhat Göçer'e? O diyetisyenliği bıraktı. Diyetisyenliğe devam ediyor. Doktorluğa devam ediyor. Yok yok, şarkılar üretiyor. Sinan niye zamanda... öyle bir laf söyledi ona ya? Yani onlar Sinan Akçıl'la bazen birbirlerini severler. Hmm. Bazen birbirlerine şaka yaparlar. Biz hiç onların arasına girmeyelim. Kötü olan biz oluruz. Aynen. Evet. Bu arada Ferhat Göçer de bir meslek birliğinin başkanı oldu. Tebrik ediyoruz. Bildiğim kadarıyla MSG'nin başkanı oldu. Evet, evet. Orada da böyle devam ediyor başarılı çalışmalarına. Geçenlerde yeni bir şarkı yayınlamıştı. Radyolar onu da sevdi, onu da yayınlamaya devam ediyor. Yani Kadir, öyle bir dönemdeyiz ki hani ileriyi göremiyorsun. O yüzden buna cevap veremiyorum açıkçası, evet. Yani. Hani onu söyleyeyim ben. Ben şarkıcı olsaydım Super Bowl'da çıkmak isterdim. Ha, öyle şeyler tabii biz de araya isteriz de. Araya hatırlı geçen böyle Biden gibi adamları koyardım. Arardım yani. Biz de bir konuşmalar yapıyoruz. Alo Biden. Baymadın. Yok abi, ben seni onun için aramadım. Yok, baymayacağım. Abi da. Abi sana kuru incir yolladım. Aydın'dan, Söke'den geldi mi? Çok müthiş. Zeytin de var. Evet, evet. Ya benim bir ricam Sızma. Olacak. Şu takımlara bir baskı yapsan da Super Bowl'a bizi alsalar filan. Düşünsene öyle bir şey. Tabii ki, ne güzel. Hayal kurmak güzel bir şey ama. Ya bizim ülkemizde de yapılsın öyle Super Bowl'lar falan. Böyle keşke. Şey arasında, devre arasında çıksınlar. Böyle bir şov olsun, yok. Şarkıcılar sahne yapsın filan. Diye bayılıyorum ya. Çok iyi ya. Tüyleri değil mi? Çok komik. Geçen biz işte bir arkadaşımla oturuyorduk. Çinli bir anne ve kız. Çocuk kucaklarında da beyaz bir köpek. Köpek de dişi anladığım kadarıyla ve kulağını mora boyamışlar, kulaklarını. Neden? Aksesuar yapmışlar. Onu sevmiyorum ben. Sen ister misin çiko'yu boyatmak? Yok, çiko boyattırmaz zaten. Yani. Isırır. Yok ya. Evet. Hani o doğalarınla oynamak, bilmiyorum. Hani kıyafet evet ama evet. O da evde yaşadıkları için, dışarıda üşüdükleri için giydiriyoruz. Evet. Yoksa şıkır şıkır giydirmiyoruz zaten hani. Ama o boyamak, tırnak boyayan gördüm ben geçen gün. Evet. O ne ya? Ayakkabı giydiriyorlar. Ya pati giydi. Gerçi o ayaklar üşümesin diye. O da tamam da ama onda da yürüyemiyorlar ya. Olmuyor yani. Evet. Ben denedim de evet, bir ayak burada, bir ayak böyle, hem de olmadı yani. Kayıyor mayıyor. Evet evet. Onlar çünkü böyle bir eşelemek istiyorlar toprağa. Aynen, ya da aynen. Onların doğasına aykırı. Kesinlikle. Hayvanları seviyorsunuz. Çok. Gerçekten güzel, tam böyle size layık bir hayvan Allah'ın şey yapmış, göndermiş. Vallahi sizden öyle bir türlü ayrılmıyor. Ya. Benden ayrılmıyor. 15 gün yoğun bakımda kaldığı için ben de 15 gün boyunca onunla orada oturdum, bekledim. Sabahtan akşama kadar. O yüzden beni annesi zannediyor. Şimdi bir de tabii hayatınızı ona göre şekillendiriyorsunuz. Evet. O nereye gider? O nereye kabul edilirse oraya gidiyorsunuz. Öyle, kafeler falan. Kafe, restoran, otel filan. Evet ya. Artık böyle köpek kabul etmeyen otellere filan gıcık oluyorsunuzdur. Geçen AVM'ye giremedim. Açıldıracağım. Ya diyorum, kucağımda zaten minnacık yani. Yok, illaki şeye koymanız gerekiyor diyor o box'lara, şeylere, kusulara. Sonra girdik, içeriden aldık falan filan. Girmiyor çocuk içine, korktu. Ama sadece güvenlikten geçerken, bak şimdi mantık nasıl bir mantıksa anlamış değilim yani. Sonra serbest. Allah Allah. O da enteresan. Evet. Evet, Pınar Soykan konuğumuzdu. Programımızın sonuna geldik. Çabuk geçti zaman. Evet, çabuk geçti. Son olarak düşüncelerinizi, duygularınızı alalım ve çok mutluyum. Programı. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Number One ailesine de çok teşekkür ederim. Hayranlarınız kapıda. öyle, mutlu günler herkese. Peki, ben de teşekkür ediyorum. Önümüzdeki zaman diliminde yeni şarkılarda tekrar İnşallah. Buluşmak üzere diyelim. İnşallah. Yeni şarkınızın da müjdesini verdiniz.
Evet. Belli mi şarkının adı, sanı filan söylemiyor musunuz? Söyleyeyim mi? Zincir. Zincir. Evet. Kabil Ceyhan. Kim? Murat Güneş. Murat Güneş. Evet, Kabil. Güzel. Öbürü kim? Ceyhan. Abi Ceyhan. Abi Ceyhan. Abi. Tanıdım. Ya ama. Abi yeniden söz yazmaya başlamış. Hmm, tehlikeli bir durum. Çok acayip. Onur yüzünden. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Tekrar buluşmak üzere, bir başka programda görüşürüz.